Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbim sana hamd olsun. Salat ve selam elçimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rızan sahabelere, rahmetin, affın, mağfiretin bütün müminlere olsun. Bizleri affeyle. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eyle. Ya Rabbi tamamına erdir. Bizi o mutlu güne de, bayramlara da ulaştır inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün Ayşe annemizin bize öğrettiği bir hadisi sizinle paylaşacağım. Hadisi paylaşmadan önce kılavuzumuzu kısaca tanıyalım. Sahabeleri tanıtırken aslında bütün bir hayatlarıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamadım. Madem hadisi rivayet etmiş, hayatımızda iz tutabilecek. Onun hayatından hangi kesitler paylaşabiliriz? Onlardan kaçını seçerek paylaşmayı düşündüm. O nedenle sahabe tanıtırken sanki bütün bir sahabenin hayatını anlatıyorum gibi düşünmeyesiniz. Ayşe annemiz, Müslüman kızı Müslüman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostu Ebu Bekir'in kızı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın cennetin hurilerinden birisine bakmak istiyorsanız işte Ümruman diye nitelendirdiği bir büyük kadının kızı. Evinde Allah Resulü'nün terbiye görmüş, eğitilmiş, öğretilmiş bir bayan. Allah kendisinden razı olsun. Ne kadar değerli bir bayan olduğunu öğrenebilmek için lakaplarından bile hareket etsek yeterlidir. Bakın birkaç lakabını paylaşayım. Bir kere Kur'an'ın teşkil ettiği bir lakabı var. O müminlerin annesidir. Yani benim ve sizin annenizdir. Hepimizin annesidir. O nedenle anneye sahiplenmekten daha öte bir sahiplenmeyle Ayşe'ye sahiplenmek lazım. Saymaktan annemizi daha öte bir saygıyla Ayşe'yi saymak lazım. Sevmekten annemizi daha öte bir sevgiyle Ayşe'yi sevmek lazım. Ayşe'yi izlemek lazım. Çünkü ümmetin alimlerinden bir alimdir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam gidin dininizin üçte birini annenizden öğrenin diyor. Ayşe annemizi işaretliyor. Ayşe annemiz ilmi dirayetiyle de çok önemli bir yer tutar dinde. Bakın ondan bize aktarılan hadis sayısına baktığımız zaman zaten kendi başına bu konunun izahı için yeterlidir. 2210 hadis rivayet etmiştir bizlere. Ayşe annemizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den almış olduğu değeri gösteren bir başka lakabı da neydi? Habibetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün sevgilisiydi. Sahabe onunla ilgili onu anarken Allah Resulü'nün sevgilisi diye anarlardı. Çünkü resul Ekrem'in ona bu şekilde seslendiğini biliyorlardı. Öyle bir bayan için daha ötesi ne söylenebilir? sorsaydık bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Amr bin As olarak ve deseydik ki Ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? En çok Ayşe'yi seviyorum. Peki ondan sonra en çok kimi seviyorsunuz? Ondan sonra en çok onun babasını seviyorum diyerek cevap verdiğini duyacaktık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir başka önemli özelliği, bera bir kadındır. Yani müberradır. Cenab-ı Hak onu göklerden teşcillemiş, teskiye etmiştir. Arı duru bir bayan olduğunu bütün aleme kıyamete kadar ilan etmiştir. Bizi bağlar Ayşe annemiz. Ne söylediği önemlidir. Ne yaptığı önemlidir. Onun bize peygamberimizden aktarmış olduğu her bir bilgi cevher niteliğinde kıymetlidir. Bir diğer lakabına bakın. Tayyibe diye namı sahabeler arasında Anılır babası Sıddık kendisi Sıddık'a yani özü sözü ve uygulamaları Cenab-ı Hakk'ın ölçüleriyle tam örtüşen sadıka bir bayandır özü sözü doğru bir bayan içi dışı doğru bir bayan ameli kendisi doğru bir bayan Hazreti Ayşe annemiz Resul-i Ekrem'den bir vasiyet almıştır Ayşe eğer bana çabuk varmak istiyorsan şu üç şeye dikkat et demiştir bir, dünya azığın bir yolcunun yanına aldığı kadar olsun. Zenginlerin sofrasında ve meclislerinde onlarla hemhal olmayı alışkanlık edinme. İdarecilerin kapılarını aşındırma. Üstündeki elbise yamalanmadığı müddetçe eskidir deyip atma. Bakın bu vasiyetini Ayşe annemiz Allah Resulüne bir an önce varmanın yolu bunları yapmaktan geçiyorsa can feda diyecektir Ayşe annemiz. ikinci Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde her bir annemize biner dinar gönderirken Ayşe annemize 2000 dinar gönderecektir. Niye diye soranlara o peygamberin sevgilisidir de ondan diye cevap verecektir. Bakın o 2000 dinarı ne yapacaktır? Şuraya şu kadarını şuraya, şu kadarını şuraya, şuraya diye diye her bir dinarı dağıtacak. Altta bir tek dinar bile kalmamacasına tamamen boşaltacaktır. Hizmetçisi kendisine alacak bir et parası bıraksaydım bari diyerek söylenirken Ayşe annemiz hatırlasaydınız onu size bırakırdım diye cevap verecektir. Bunu yaptığı sıra giydiği elbisenin üzerinde hep yamalar bulunmaktaydı diyor. Eskimediği müddetçe eskidi deyip yamalanmadığı müddetçe artık giyilmez diye bir elbiseyi bırakma, atma diye Peygamber Efendimiz tembihte bulunmuştur Ayşe annemize. Göklerin ve yerlerin hanımefendisidir. Bir gün kendisinin odasında atının üzerinde bir adam görür. Dikkatle baktım diyor, hayret ettim. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselama döndüm dedim ki ya Resulallah bu atının üstünde adam kim idi? Sen onu gördün mü? Evet ya Resulallah. Peki kime benziyordu? Dehyetül Kelbi'ye benziyordu sahabeler arasında. Mahza hayır görmüşsün diyerek o Cebrail'di diye bildirir. Bir sonraki gelişinde Allah Resulü aleyhisselam Ayşe annemize diyor ki Cibril'di biraz önce gelen ve Cebrail'in sana selamları vardı. Onun cevabı kendi asaletine yakışan şekildedir. Allah'ın selamı da Cibril'in üzerine olsun. Allah onu çokça ödüllendirsin diye dua edecektir. Bir insandan bir meleğe dua. Allahu ekber. Ameline gelelim. Geceler Hazreti Ayşe için ibadet zamanı idi ve bakın bir olay aktarayım size. Kasım bin Abdullah radıyallahu anh kendisinin kardeşinin çocuğu. Mutat şekilde halamı ziyaret ederdim diyor. Geldim bir gün yine ziyaret edeyim dedim. Baktım ki namaz kılıyor. Bekledim baktım bir ayet üzerinde okuyup okuyup ağlamakta. Allahu Ekber. Dedim ki ya bu herhalde bitirir. Bitecek gibi değil. Çarşıya doğru yollandım. Gittim işimi bitirdim. Döndüm baktım aynı haliyle namazda duruyor. Ayet okuyor ve tekrar tekrar ağlamaya devam ediyor. Femennallahu aleyna ve İnna kunna min huvel-barur-rahim. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen kavurucu azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak odur. Bu Ayşe annemizdir. İçlidir ne okuduğunu bilmektedir. Kendisini neyin beklediğini de bilmektedir. İbadet bir insan için Cenab-ı Hakk'a kendisini yaklaştıran güçlü araçlardandır. Ama bilinçli yapılırsa, içinde bilgi, ilim olmayan ibadette hayır yoktur. İçinde anlama olmayan ilimde hayır yoktur. Anlarsanız, bilirseniz, ibadet ederseniz gözyaşları bundan sonra kendiliğinden dökülecektir. Hazreti Ayşe annemiz sadece bilgiliği, sadece bilgiyi sunan bir insan değil aynı zamanda abide bir bayan Allah'a kulluğu çokça yapan bir insandı. Sürekli oruç tuttuğunu aktarırlar yine haberlerimiz. Hz. Ayşe annemiz vefatına yakın dönemlerinde vefat edeceğini anlamıştır. Hizmet eden kimseye ben eğer vefat edersem beni akşamlayın defnedeceksiniz ve Baki mezarlığında Allah Resulü'nün zevcelerinin bulunduğu yere defnedeceksiniz. Vefatından sonra ayrı bir yere defnedilmekten kaynaklı bir teskiye ile anılmak istemiyorum diyor. Bakın dikkat edin. Odasında aslında kendisi defnedilebilirdi. Peygamber Efendimiz odasında defnedildi. Babası odasında defnedildi. Bir de Ömer Efendimiz radıyallahu anhum odasında defnedildi. Bir dördüncü yer de vardı istese oraya da defnedilebilirdi. Ama iki arkadaşı, üç e, insanı aradaki ünsiyetini bozmak istemiyorum diyerek kendisi hem diğer eşlerden farklı bir muamele gördü sayılmasın diye hem de o içerideki ünsiyeti, insicamı bozmamak adına Ayşe annemiz defnedileceği yeri baki mezarlığı kılmıştır. Ve bir akşam vakti için çünkü kimsenin kendisini görmesini istememiştir. Ayşe annemiz hayalı bir bayandı. İlmi ondan öğrenin derken Efendimizin adres gösterdiği bir ilim kaynağıydı. Beraatini, temizliğini, arı duru olduğunu Cenab-ı Hakk'ın ilan ettiği müberra bir kadındı. Allah Resulü'nün sevgilisiydi. Hepimizin de ilimde ve amelde önderlerindendir. Allah bizleri onlara katsın, onlarla birlikte kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.